Merhaba arkadaşlar, ben Şevket Güneş, Zonguldak Mekus Yöneticisi. Bugün sizlere giriş ekranında gördüğünüz gibi özel büro ve sivil savunma için özel bir dosya oluşturmayı göstereceğim. Evet, DS yönetici olarak sisteme giriyoruz. Özel dosyaları DS yöneticileri açıyorlar birimler için. Birim dosya işlemleri, sorgular, birim dosya işlemleri, birim seçiyoruz, sorgular yapıp burada ilgili birimde, hangi birimde bu işi yürütüyorsa sivil savunma veya özel büro, o büroyu seçiyoruz. Tabi burada yine bilgi işlem yazışma koduyla çıkacak yazı. Fakat evrağımızı gelen veya giden bu da oluşturacağımız dosyanın içerisinde sistemde kaydetmiş olacağız. Açıklama kısmına sivil savunma büro evraklarının kaydedildiği yerdir diye yazalım. Yazabiliriz daha doğrusu. Yazalım derken. Yazışma kodu sivil savunmanın 950 sivil savunma büro evrakları. Evet, bu şekilde yazdık. Dosya ekle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi yeni dosyamız artık o birimin içerisinde açıldı. Bu özel bir dosya. Yani sivil savunma işlemlerini evraklarının diğer dosyalardan veya evraklardan ayırabilmemiz için oluşturduğumuz özel bir dosya. 870 de özel bir büroya ait. Standart dosya planında özel bir yazışma kodu. Tabi alt dalları da var ama biz burada ana kategori olarak 870 olarak alalım, baz alalım diye düşünüyorum. Tabi bu artık size göre de değişebilir. Evet, özel bir evrakları diye yazdık. Ekle dediğimiz zaman bilgi işleminin altında özel büro ve sivil savunmaya ait evrakları saklanınca dosyaları veya klasörleri sistem içerisinde oluşturmuş olduk. Eğer dosya isminde bir değişiklik yapacağımız zaman altta istediğiniz dosyayı seçip ilgili değişikliği yaptıktan sonra gördüğünüz gibi dosyanın ismini rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Şimdi bu dosyanın içerisine evrak nasıl kaydediliyor onu da göstereyim madem. Önce bir rol değiştireyim. Ben bilgi işlemin altında, kilimli içerisinde bilgi işlemin altında oluşturdum özel dosyalarımı, klasörlerimi. Evet, bir akış başlattım. Dosyalardan diğer sekmesini tıklayıp gördüğünüz gibi oluşturduğum klasörleri buradan görebiliyorum. Tamam diyorum. Burada yapmam gereken bir şey daha var. Standart dosyaya göre yani yazışma kelime işlemcide bulunan ilk paragrafın içerisine girecek olan 870 standart dosya numarasını mutlaka koymam gerekiyor. Eğer koymazsam yazıya imza attırmıyor. Yani ben 870 standart dosya planıyla bu evrağı buranın içerisine 870 özel bir evrakları klasörünün içerisine atmış oluyorum. Eğer bu evrakları sorgulamak istiyorsak sistemde gelen evrak ise gelen evrağı, giden evrak ise giden evrak,
burada mantıklı olan hepsini seçmek. Evet. Sorgu kriterlerimizi giriyoruz. Diğer klasörlerin içerisinde olduğu için, diğer dosya tipinin içerisinde olduğu için ne yapıyoruz? İlgili klasörü bulup seçiyorum. Tamam diyorum. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Sorgula dediğim zaman tabi herhangi bir şey çıkmayacak. O yüzden yapmam gereken şey şu. Eğer gelen evraksa kayıt tarihini, giden evraksa resmi tarih bölümüne sayı tarihi girmem lazım. Yani sorgulama aralığını girmem lazım. Yoksa gördüğünüz gibi girdiğiniz kriterlere uygun kayıt bulunamadı mesajını alırsınız. Buraya çok dikkat ederse kişi sorgulama esnasında bir sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Evet. Eğer birim giden evrak takibini buradan yapacaksa yine aynı işlemi yapıyor aslında. Çok da fazla bir şey değişmiyor. Diğerleri sorgula diyordu. Yine özel klasörümüzü seçtik. Evrak tarihini girmemiz gerekiyor. Şu an benim hiç evrağım olmadığı için bu mesajı almam normal arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.